önemli bir gün. Biz Aleviliğimizi her ne kadar binlerce yıldır kimsenin tanımasına, kimsenin onaylamasına gerek kalmadan yaşıyor idiysek de, bu ülkelerde siz de biliyorsunuz ki özellikle gelecek nesiller, bu ülkede doğup büyüyen çocuklar, bu ülkenin kanunları, kuralları bir şekilde sizin bazı kurumlar tarafından kabul görmenizi, kabul edilmenizi, sizin inancınız üzerinden resmi bir tanım yapılmasını istiyorlar. Yoksa kültür merkezleri olarak da elbette biz cemlerimizi yapıyoruz, biz ibadetlerimizi yapıyoruz, biz burada Hak Muhammed Ali yolunda hizmetlerimizi veriyoruz. Fakat bu ülkelerde resmi olarak, din olarak, inanç olarak tanınmak, ibadethanelerimizin, cemevlerimizin ibadethane olarak tanınması birçok anlamda hem kurumsal karşılık bulmakta hem de çocuklarımızın kendi aidiyet ve kimlik tarifi konusunda çok ciddi bir rahatlık kazandırmaktadır. Bu nedenle bu başvuruyu yapmıştık. Bu başvuru İngiltere ve Galler Charity Kurumu, Vakıflar Kurumu tarafından tanınması bizim için de ciddi bir anlam teşkil etti. Hemen arkasından İskoçya Vakıflar Kurulu'na ve Kuzey İrlanda Vakıflar Kurulu'na da başvurarak İngiltere ve Galler Vakıflar Kurulu'nun yaptığı bu tanımlamayı onlara da onaylatmak istiyoruz. Değerli canlar, bugün biraz önce İngilizcemin yettiği kadar saymaya çalıştım. Aramızda çok değerli insanlar var. Bizim köy ve yöre derneklerimiz, Kürt derneklerimiz, emekten yana olan devrimci demokrat derneklerimizin temsilcileri, bizlerin bütün cemevleri olarak ilişki kurduğumuz sivil toplum örgütleri, değerli politikacılar ve değerli farklı inançlardan temsilciler aramızda. Biz aynı daveti camilere de, Hindu temple'larına, tapınaklarına da, Budist tapınaklarına da yaptık. Fakat şu saate kadar bize gelmiş ve yanımızda bulunan kiliseden bir papaz arkadaşımız, Süryani canlarımız, yine kendi inançlarını temsilen ve dedelerimiz şu anda inanç temsilcilerimiz olarak buradalar. Politikacılar olarak da birçok politikacıya ulaşmamıza rağmen çok sevgili yine bölgemizin milletvekili olan David Lamy ve özellikle daha önceden de bizi yalnız bırakmayan, bizlerin sesi olmaya çalışan, Avrupa'da bizi temsil eden ve bundan sonra da bir inanç olarak en azından bizi temsil edeceğine inandığımız sevgili Claude Morris Avrupa milletvekili olarak aramızda, iş adamlarımız aramızda, sevgili mimarımız aramızda ve sizler arkadaşlar bugün bunu duyup buraya gelen, gönlü burada atan, gerçekten bu heyecanı bizlerle paylaşan ve gelecek kuşaklara aynı heyecanı taşımak üzere buraya gelmiş olan sizler. Hoş geldiniz.